Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sesin yansıması, yankı olayı, sesin yansımasında yararlanılan teknolojik aletler, sesin soğurulması, akustik bilimi ve soru çözümle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sesin maddeyle etkileşmesinde, ses dalgaları maddeyle karşılaşınca iletilecek yani geçilecek katı sıvı gaz ortamda geçebiliyordu, iletiliyordu. Çarpıp geri dönmesi, yansıma olayı, yansıma olayıyla yankı oluşumu ve soğurulma olayı yani maddenin sesi tutması konularını birlikte bakacağız. Sesin yansımasıyla başlayalım. Sesin bir yüzeye çarparak geri dönmesine yansıma diyoruz. Sesin bir yüzeyden yansımasında yüzeyin cinsi ve pürüzlülüğü önemlidir arkadaşlar. Bir radyonun sesi banyoda şiddetli duyulur. Eşyalarla dolu bir odada o kadar şiddetli duyulamaz. Sesin banyoda iyi duyulmasının nedeni banyo duvarlarının sert ve pürüzsüz olmasından kaynaklanır. Bir yüzeyden yansıyan sesin şiddetli duyulmasına o yüzeyin cinsi düz ya da pürüzlü olması da etkilidir. Aynı maddeden yapılmış biri düz, biri pürüzlü yüzeyler aynı oranda olurken pürüzlü yüzeylerde ses dağınık yansıdığından kulağa gelen ses azalmış olur. Bakın burada düzgün yansımış, pürüzlü yüzeylerde ise dağınık yansıdığı için kulağa gelme oranı değişecektir. Yankı arkadaşlar ses dalgalarının sert bir engele çarparak tekrar kaynağına dönmesine yankı diyoruz. Sesin yansıması arkadaşlar, sert ve pürüzsüz yüzeylerde daha fazla olur. Yankı olayı yansıma olmalı ve en az 17 metre mesafe olmalı. Birazdan neden 17 metre olduğunun işlemini yapacağız. Sesin yansımasında özelliğinden kullanılan bazı teknolojik aletler sonar gemilerde kullanılır. Ultrason hastanelerde, radar ise trafik polislerinin kullandığı sistemdir. Birazdan onlara bakacağız. Oluşan yankının İnsan kulağı tarafından duyulabilmesi için engele ses kaynağı arasında bir mesafenin olması gerekir. Aksi durumda gönderilen ses ile yankı birbirine karışır ve ayırt edilemez. İnsan kulağının benzer sesleri birbirinden ayırt edebilmesi için aralarında 0,1 saniye zaman farkı olması gerekir. Sesin havadaki sürati 340 metre bölü saniye olduğuna göre engelle ses kaynağı arasındaki en az uzaklık şu şekilde bulunabilir. 0,1 sesin hızı havadaki hızı 340 çarptığımızda 34 metre ses kaynağı engel arasındaki en kısa uzaklık gidiş dönüş olduğu için ikiye bölüyoruz. Yani 17 metre uzaklık olmadığı yerde yankı oluşmaz. 17 metreden küçük bir odada yine yankı oluşmaz. Örnekle devam edelim arkadaşlar. Karşıdaki dağa dönülerek bağırdığında 3 saniye sonra sesin yankısı duyuluyor. Buna göre dağın bulunan yere uzaklığı kaç metredir? Arkadaşlar şu şekilde çözüyoruz. Sesin aldığı yol eşittir. Sesin hızı çarpı zaman. 340 havadaki hızı çarpı 3 saniye 1020 metre. Sesin gidiş dönüşte aldığı yol 1020 metre ise sadece gidiş ya da sadece dönüş mesafesi 1020 bölü 2 510 metre uzaklığında olacaktır. Ses yansımasının teknolojide kullanımı ses dalgalarının özelliğinden yararlanılarak pek çok teknolojik gelişme kaydedilmiştir. Ultrason denilen araçla hastalıklı dokular tespit edilir, bir bebeğin gelişimi izlenir. Ultrason cihazı vücuda ses dalgaları gönderir. Vücut iç organlarında yansıyan ses dalgaları ekrandaki organların hayali görüntüsünü oluşturur. Şurada gördüğünüz gibi. Radarlar sayesinde hareketli cisimlerin görüntüleri ve uzaklıkları belirlenir. Trafik polisleri sürat limitini aşan kara taşıtlarını tespit eder. Sonar Adı verilen cihazla deniz tabanı haritası çıkarılır, balık sürüleri tespit edilebilir, batık gemilerin yeri de yine tespit edilebilir. Gözlük camları ses dalgaları ile titreştirerek dokulara sinmiş tozlardan arındırılır. Altın, gümüş gibi takıların temizliğinde yine ses dalgaları kullanılır. Sismik araçların oluşturduğu ses dalgalarının yer altındaki farklı tabaklarda yansıma özelliğinden yararlanılarak su, petrol... Doğalgaz ve maddelerin yeri tespit edilebilir. Etkinlikle devam edelim. Teknolojide kullanılan örnekler cihazlar diyor sesin yansıması ile ilgili. Mikrofon ses enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Olmaz. Ultrason evet sesin yansıması ile ilgili teknolojik bir araçtır. Periskop ışığın düz aynada yansıması ile ilgilidir. Sesle alakası yoktur. Olmaz. Sonar yine gemilcilerin kullandığı vardır sesin yansıması ile ilgili. hoparlör arkadaşlar elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştürür olmaz. Radar arkadaşlar yine trafik polislerin kullandığı sesin yansımasıyla oluşan teknolojik araçtır. Sesin soğurulma ve yalıtım arkadaşlar. Ses dalgaların madde içerisinde tanecikler tarafından emilerek hapsedilmesine soğurulması denir arkadaşlar. Ses dalgaları ortamda yayılırken bir engele karşılaştığında yansıma, iletilme, soğurulma yani emilme olayları birlikte gerçekleşebilir. Ses dalgalarının bir kısmı yansımaya uğrarken bir kısmı engele tarafından başka bir ortama iletilir. Kalan diğer kısmı ise engeli oluşturan madde tarafından emilerek soğurulur. Şurada arkadaşlar bir kısmı yansımış, bir kısmı soğurulmuş, bir kısmı ise iletilmiş. Ses kayıt Stüdyosu, sinema, tiyatro, konferans salonlarının duvarlarındaki özel bir barzeme ile kaplı olduğunu gözlemlemişsinizdir. Bunun nedeni yumuşak malzemelerin sesi daha iyi soğurmasıdır arkadaşlar. Aynı durumu evimizde müzik dinlerken de fark ederiz. Evimizde bulunan halı, koltuk, perde, dolap gibi eşyaların yapısında yün, kumaş, kağıt gibi malzemeler sesin yankılanmasını engelleyerek soğurur. Arkadaşlar banyoda dinlediğiniz sesle odada halının, perdenin, ve kağıtların olduğu yerde dinlediğiniz ses aynı duyulmaz. Sesin soğurulması nedir? Arkadaşlar ses madde tarafından tutularak emilmesi sesin ortam değiştirirken şiddetinin azalmasıdır. Peki ses soğurulmasında yumuşak, pürüzlü ve gözenekli malzemeler daha çok sesi soğurur. Bakıyoruz malzemenin cinsine yumuşaksa, pürüzlüyse, gözenekliyse yani pamukluysa sesi soğurduğunu anlıyoruz. Aşırı gürültülü ortamlar insan sağlığı açısından zararlıdır. Okulda iş yerlerinde sesin yansıması gürültüye neden olur. Ses yansımasından yansımasının çok olduğu yerlerde konuşulanları anlamak da güçleşir. Bu olumsuz etkilerden korunmak için binalara ses yalıtımı yapılır arkadaşlar. Ses yalıtımında ma kullanılan malzemeler sesin soğurucu maddelerdir. Plastik, köpük, cam yünü, yün, sünger çift katlı cam gibi malzemeler sesi soğurucu maddelerdir. Bu malzemeler yaşadığımız ortamları dış ve iç yüzeylerini kaplanarak yalıtım yapılır. Arkadaşlar hem dış hem iç yüzeyleri kaplanarak yalıtım yapılır. Burada cam yününü, strafor köpüğü, üç katlı camı ve burada yine yoldaki gürültüyü engellemek için kullanılan teknoloji. 2019 bursluluk sorusuyla devam edelim. Bu durumun nedeni sesin hangi özelliğiyle açıklanır diyor arkadaşlar. Duruma bakalım. Bir odada şekildeki radyo ile bağlı hoparlörün sesini sonuna kadar açan bir öğrenci başlangıçta duran balonun hareket etmeye başladığını gözlemliyor. O halde süratinin ışıktan daha az olması, sesin süratiyle ilgili değil, boşlukta yayılmaması, ortam zaten boşluk değil, enerji taşıması. Evet arkadaşlar enerjisi olmasaydı balon hareket etmezdi. Katılarda daha süratli yayılması. Hayır burada zaten gaz ortamda yayılmış. Cevabımız C şıkkı. Yine 2019 bursluk sorusuyla devam edelim. Buna göre deneyle ilgili çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Yapılan bir deneyde özdeş 3 kutudan birinin iç yüzeyi metalle, Birinin iç yüzeyi kumaşla, birinin üç yüzeyi süngerle kaplanmış. Bir çalar saat ve bu kutuların içine ayrı ayrı konulup kutuların kapakları kapatıldıktan sonra çalar saatin zil sesi kutularında eşit uzaklıktan sırayla dinleniyor. Metalle kaplanan kutuda çalar saatin sesi diğerlerinden daha şiddetli duyuluyor. Buna göre arkadaşlar hangisi yapılamaz? Kumaş ile kaplanan kutu sesi metal kaplanında daha fazla soğurur. Evet, Doğru. Ses soğurulduğunda şiddeti azalır. Evet, daha az duyulmuş doğru. Maddelerin sesi soğurma özellikleri birbirinden farklıdır. Doğru. Metalle kaplanan kutu sesi diğerlerinden göre daha fazla soğurur. Hayır, en az soğurur. Cevabımız D şıkkı. 7. soruyla devam edelim. Yine bursuluk sorusu. Bir öğrenci sınıfta yaptığı bir etkinlikte cam çubuğu ve metal çubuğu eşit kuvvetler uygulayarak ayrı ayrı masana vurduğunda arkadaşlar cam ve metal yani ses kaynağı birbirinden farklı. Çubuklarda çıkan sesler farklı şekilde duyuluyor. Hangileri yaptığı etkinlikle ilgili hangisi doğrudur? Sesin yayıldığı ortam hayır ortam aynı. Bazı cisimlerinden çıkan ses boşlukta boşluk yok olmaz farklı ses kaynakları farklı sesler duyulur evet arkadaşlar biri cam biri metal farklı ses kaynağı doğru cevap C şıkkı farklı ses kaynaklarının uzaklaştıkça bu da uzaklaşma olayı yok cevabımız C şıkkı yine bursluluk sorusuyla devam edelim neşeçiler saat kullanarak hazırladığı düzeneklerden hangi ikisiyle amacına ulaşmış olur öğretmeni neşeden sesin şiddetinin soğurulmayla azaldığını gösteren bir deney tasarmasını istiyor Arkadaşlar ne olacak? Biri normal çalacak, biri soğurulan yani strafor veya kumaştan olacak. O halde bakalım. 1 ve 3 normal duyuyoruz. Strafor köpükte daha az diyor. Olabilir, 1 olabilir. 2'ye bakalım. 1, 4 vakum olduğu için ses zaten duyulmaz. 5 şıkkı olamaz. 2, 3'e bakalım. İkisi de soğurduğu için olmaz. 2, 4'e bakıyoruz arkadaşlar. Yine burada vakum olduğu için ses duyulmaz. Cevabımız 1, 3 olacak. A şıkkı. Akustik bilimiyle devam edelim. Sesin özelliğini koruyarak bir ortamda en iyi şekilde yayılmasını sağlama ve rahatsız edici yansımaları ortadan kaldırma bilimine akustik denir arkadaşlar. Sinema, tiyatro, konferans, toplantı ve opera salonlarında akustik ayarlamalar yapılarak sesin yansıma ve yankı süresi düzenlenir. Akustik düzenlemelerin yapılmadığı alanlarda sesin düzensiz yansımasından dolayı gürültü meydana gelir arkadaşlar. Gürültü fiziksel sağlığı olumsuz etkilemenin yanı sıra iş verimliliğinde azalma, psikolojik bozukluklar gibi daha birçok istenmeyen durumlara neden olur. Bakın burada Aspendos Tiyatrosu, sinema salonu, tiyatro salonu da görüyorsunuz. Akustik bilimi ses kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak ve en aza indirmek için geliştirilmiş bir bilim dalıdır. Hastane okul, kütüphane binaların duvarlarında ve tavanlarında ses sorucu maddelerle kaplanır. Otoyollarda araçların gürültüsünü önleme amacıyla ses perdeleri kullanılır. Şurada görüyorsunuz ses perdeleri arkadaşlar. İnsanlar ekiz çağlardan beri akustik bilimiyle uğraşmışlardır. Milattan önceki yıllarda antik tiyatrolar akustik özelliklere dizayn edilerek sesin her tarafından duyulabilmesi sağlanmıştır arkadaşlar. Süleymaniye ak Cami'nin akustik mimarisi sesin her noktadan duyulmasını sağlamıştır. Yine Sydney Opera Binası'nın yapımında akustik biliminden faydalanılmıştır. Soruyla devam edelim. Ses yalıtımını düşünerek tasarlanmış bir oda planı şemadaki gibi. Oda'nın ses yalıtımı bakımından yetersiz olduğunu. Söyleyen mühendis Oğuz Bey hangi değişikliği önerebilir? Arkadaşlar bakıyoruz dış duvar. Dış duvarda plastik köpük var. Bu ses yalıtımı yapar. Çelik levha, ses kaynağı. İçeride de ne olması lazım arkadaşlar? Bir ses yalıtım malzemesi. O halde okuyalım şıkları. Çelik levhalar süngerler ile kaplanmalı. Evet cevabımız A şıkkı. Burada bir sünger olsaydı içte de ses yalıtım olmuş olurdu. Cevabımız A şıkkı olacak. Yukarıdaki tanımı yapan <laughs> Arda hangi kavramı tanımlamıştır? Ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra yön ve doğrultu değiştirmesine sesin yansıması diyoruz. A arkadaşlar. Yine soruyla devam edelim. 1, 2, 3 ortamlarında bulunan aynı tür maddelerin fiziksel halleri için ne söylenebilir? İçi boş silindir şeklinde bir ortam şekildeki gibi 3 bölgeye ayrılmış tam ortada bulunan çalar saatin sesi önce K noktasında ise K nedir? Katı en son M gazda yani en son M'de ise gazdır. Burası da nedir arkadaşlar? Sıvı. O halde gaz katı sıvı hangi şıkta var? Gaz katı sıvı D şıkkında var. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.